geldiniz. Bugün size usability testinden, yani kullanılabilirlik testinden bahsedeceğim. Birazcık notlarımı da kullanacağım çünkü çok uzun ve bir saat boyunca yapabileceğim bir konuşmayı ezberlemem pek mümkün değildi. Size sadece bunun teknik kısımlarını anlatmayacağım. Aynı zamanda yeni ürün geliştirmeye, işte malzeme mühendisliğine, ürününüzün hayat döngüsünü nasıl uzatmanız konusunda size yardımcı olabileceğine ya da marka kimliğinize de nasıl pozitif etki edebileceğine dair de ufak tefek şeyler anlatacağım. Öncelikle kullanılabilirlik testinin ne olduğuna başlayacağım haliyle. İnsan beyni vücut ağırlığının %3'ünü oluşturduğu halde bütün vücudumuzda kullanılan enerjinin %20'sini harcıyor. Kısacası bayağı ciddi bir makineden bahsediyoruz. Ama bir yandan da bu herkesin büyük ihtimalle duyduğu, insanların esasında sadece beynin %10'unu kullandığı mitini de büyük ihtimalle duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu gerçekten bir mit ve yanlış olduğu da kanıtlanmışlardan bir tanesi. Çünkü esasında hepimiz egomuza zarar veriyor olsa da esasında %100'ünü kullanıyoruz beynimizin. Yani ne varsa o. Bunu anlatmamın sebebi şu. Her ne kadar %100'ünü kullanıyor olsak da yine de yaptığımız hareketlerin birçoğunu bilinçsiz yapıyoruz. Bilinçaltı öğrendiği, ezberlediği şeyleri otomatik olarak ediyor ve her konuda size %100'ünü kullandırıyor. Kullanılabilirlik testinin en önemli noktası da sizin bu bilinçsiz yaptığınız hareketler dahilinde kullanabileceğiniz şeyler üretmenizi sağlıyor. Ve bu çok önemli çünkü bir ürünü yeni kullanmaya başladığınız zaman onun için beyinsel aktiviteye eforu sarf edebilirsiniz fakat ürüne her kullandığınızda aynı eforu sarf ederseniz ürününüz uzun süreli olmayacaktır ve kullanılmayacaktır. Çünkü amacınız kullanıcı merkezli bir ürün tasarlamak ve dolayısıyla bunun verimli olması, kolay öğrenilebilir, kolay kullanılabilir olması, kolay hatırlanabilir olması, kullanıcıyı tatmin etmesi ve mümkün olduğunca hatayı engellemesi ya da bir hata oluyorsa hatadan dönüşü kolaylaştırıyor olması. Bu beyinle ilgili anlattığım şeye gelirsek tekrar, beyin bunu yapmanızı 3 kriterden yola çıkarak sağlıyor. Bunlardan birincisine gap deniyor. Gap dediğimiz şey beyin ilk durumla ikinci durum arasındaki farkı algılamaya çalışıyor. Diyelim bir yerde oturuyorsunuz, cam açık ve üşüdünüz. Beyin kendi kendine eğer bu kişi kalkıp bu camı kaparsa şu anki durumla kapadıktan sonraki durum arasında bir fark olacak mı? İlk önce bunu tahmin etmeye çalışıyor ve bu durumda olacak çünkü artık içerisi soğuk olmayacak. İkinci tahmin ettiği şey outcome, yani bir fayda sağlayacak mı? Evet sağlayacak, içerisi soğuk olmayacağı için artık düşünmeyecek. Sonuncu baktığı şey ise power, yani bu kişinin bu eylemi yapmaya gücü ya da kaynağı var mı? Ve bu durumda sağlıklı bir insansanız huzurlarınıza tamsa zaten kalkıp kapayabilirsiniz. Beyin bu üç kriterinin var olduğuna karar verdiği anda sizi uzun uzun acaba kalksam, camı kapasam diye düşündürmeyip bunu size birazcık bilinçsiz bir şekilde yaptırıyor. Dolayısıyla gün içinde yapıp sonradan hatırlamadığınız hareketler var ya, mesela başınızın üstündeki gözlüğü aramak, işte telefonumu da çantama atmışım, ne ara yaptığım gibi hareketler. Bunların hepsi bu otomatik hareketler arasında. Dolayısıyla mümkün olduğunca tasarladığımız ve ürettiğimiz ürünleri bu durum içerisinde kullanılabilir şekilde yapmamızda yarar oluyor. Kullanılabilirlik testi şurada devreye giriyor. Siz ürününüzü tasarladınız ve haliyle bunun düşündüğünüz, hedeflediğiniz kullanıcıya uygunluğunu öğrenmek istiyorsunuz. Çünkü ürünü kullanıcı için tasarlıyorsunuz. Bunun için belirlediğiniz hedef kitleye mümkün olduğunca uyan katılımcılar seçiyorsunuz ve bir test oluşturuyorsunuz. Bunun sonucunda kullanıcı ürününüzle ilgili neleri sevmiş, neleri sevmemiş, İşte bazı fonksiyonaliteleri gerçekten sizin düşündüğünüz gibi mi kullanıyor? Yoksa diyelim navigasyonu bu kadar karmaşık tasarlamışsınız ki sizin ana navigasyonunuzu kullanamadığınız için gidip footer'a inip footer'ı mı navigasyon olarak kullanmaya başlamış? Ya da belli tasklar için belirlediğiniz optimum süreler gerçekten geçerli mi? Yoksa bir takım engeller var da kullanıcı bunları gerçekleştiremiyor, bir yerlerde takılıyor mu? Bunları görmenizi sağlıyor. Yani kısacası hedef kitlenize ne kadar anlaşabiliyorsunuz, ona ne kadar konuşabiliyorsunuz, bunu ölçümlemenizi sağlıyor. Birazcık esasında neden önemli olduğuna burada giriş yapmış oldum ama biraz daha faydalarından bahsedeceğim.
kötü ürünler üreten ve bu sebepten başarısız olan markaların üretim süreçlerini incelediğinizde esasında mutlaka bir noktada bilgi eksikliği yaşadıklarını fark ediyorsunuz. Ve de bu markalar eğer sadece dijital ürünler üretiyorlarsa ve bunlar özellikle de online ürünlerse, kullanıcınızı tanımadığınız zaman bu gerçekten ölümcül sonuçlar yaratıyor. Çünkü sizin bir fiziksel ürününüz yok ve bu eylemleri fiziksel olarak karşılama şansınız da yok. Tek bir ürününüz var, onda da başarısız oluyorsunuz dolayısıyla. Günümüz rekabetini zaten göz önünde bulundurursanız artık o kadar çok belli işleri yapan rakibiniz var ki artık avantajı sağlayan kişiler kullanıcısını daha iyi tanıyan, ihtiyaçlarını daha iyi belirleyebilen ve bu ihtiyaçlara daha iyi cevap veren markalar ve şirketler oluyorlar. Örnek vermek gerekirse mesela Google ve Apple. Google'ın arayüz tasarımları çok başarılı değildir esasında. Ya da Apple'ın ürünleri çok sağlam değildir. iPhone'unuzu yere düşürdüğünüz anda yani ekranın kırıldığını herhalde hepimiz biliriz. Ama kullanılabilirlik testleri sonucunda öyle farklı şeyler belirleyip bunları öyle şekilde uyguluyorlar ki ürünlerine, Apple'ın telefonunun bunun ekranı kırılacak olsa da ben sonunda gidip tekrar bir tane daha iPhone alacağım. Ya da Google'ın arayüz tasarımı çok kötü olsa da ben Gmail kullanmaya devam edeceğim. Çünkü benim için bütün bu eforlar sonucunda sağlanan tasarım diğer bütün rakiplere göre benim için daha faydalı, ayrıca bir de benimle daha çok bağ kuruyor. Benim ihtiyaçlarımı daha iyi anlıyor. Başka bir örnek Nike. Nike ürünlerinin sadece sağlamlık, dayanıklılık performansını test etmiyor. Aynı zamanda bir de kullanılabilirlik performansını sürekli olarak test ediyor. Bu sebepten özellikle malzeme mühendisliği konusunda çok başarılı bir şirket. Çünkü sürekli olarak atletlerle çalışıyor. Koşucular nasıl daha hızlı koşar? Ben hangi malzemeyi kullanırsam bu ayakkabıyı daha hafif ama bir yandan daha dayanıklı yaparım. Bir tenisçi için nasıl bir raket tasarlarsam performansına katkıda bulunur. Bütün bunları düşünerek tasarım yaptıkları ve araştırma yaptıkları için söylediğim gibi malzeme mühendisliğinden yeni ürün geliştirmeye kadar birçok alanda çok başarılılar ve tekstil sektöründe genel olarak özellikle de sportif tekstil alanında yıldız markalardan bir tanesi bu sebepten ötürü. Bütün bunların haricinde kullanılabilirlik testine sadece dijital ya da işte Nike'nin ayakkabılarına ya da diğer ürünlerine uyguladığı şekillerde değil, ürettiğiniz her şey için uygulamanız mümkün. Mesela bir müze ya da hastanenin iç mekanını tasarladınız. Müzeye kullanıcı, yani deneyimleyen kişi girdiği zaman işte önce belli eserleri görsün, sonra bir yerlerden dolaşarak başka bir yere gelsin. Bunun deneyimini tasarladınız. Bunu bile test edebiliyorsunuz. Yani tasarladığınız mekanın keşfedilebilir olmasını ve dolaşılabilir, anlaşılabilir olmasını da test edebiliyorsunuz. Ya da uçak bileti tasarladığınız üzerindeki önemli bilgiler kolay anlaşılıyor mu, kolay okunuyor mu? Bunları da test edebiliyorsunuz. Web sitesi tasarladığınız, içeriğiniz gerçekten hedef kitlenize hitap ediyor mu, mantıklı mı? Bunlara da bakabiliyorsunuz. Bu testin ne zaman yapıldığına geldiğimiz zaman bu tamamen proje kapsamıyla ilgili bir şey. Redesign mı yapıyorsunuz yoksa sıfırdan yeni ürün mü üretiyorsunuz? Eğer redesign yapıyorsanız var olan sitenizi mümkün olduğunca fazla kullanıcıyla test etmeniz gerekiyor ki var olan şeyin halihazırdaki problemlerini belirleyebilirsiniz. Böylece yeni geliştirme süreci içerisinde o problemlerin hepsi çözülebilsin. Ve redesign'da bu esasında tasarım öncesi araştırmanın içine giriyor bu durumda. Sonraki kullanılabilirlik testi normalde sonradan yaptığınız şey başta olunca ilk araştırma haline geliyor. Bu elde ettiğimiz çıktılarla biz daha verimli tasarım yapma imkanı buluyoruz. Sonrasında tasarım ilerledikçe, iterasyonlar ilerledikçe yine 5-6 kullanıcıyla bu sefer her iterasyon sonunda testlerimizi yapmaya ve tasarımımızı geliştirmeye, düzeltmeye devam ediyoruz. Eğer yeni ürün tasarlıyorsak, hiç direkt rakibiniz olmayabilir. Bu durumda dolaylı rakiplerinizi inceliyorsunuz. Zaman içerisinde bana kim yaklaşabilir bunları belirliyorsunuz, nerede kesişebiliriz o tür rakipleri belirliyorsunuz ve bu rakiplere kullanılabilirlik testi yapıyorsunuz. Sonrasında yine tasarım süreci başladıktan sonra her iterasyon sonunda tasarım yapmak en ideal oluyor.
en zor kısmı tabii ki işin teorik kısmını geçtikten sonra nasıl yapıldığı kısmı. Bu birazcık üretim modelimize de bağlı. Çünkü Agile'da farklı işliyor, Waterfall'da genelde farklı işliyor. Öncelikle usability testing proje kapsamına ve marketing segmentasyonuna göre çıkardığınız personalar için yazdığınız senaryolar dahilinde işliyor. Yani bunun için önce proje kapsamını bilmeniz gerekiyor. Sonra kimin için tasarım yaptığınızı ve ürün ürettiğinizi bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra bir user journey çıkarmış olmanız gerekiyor. Yani kullanıcı nerede ne yapacak, ne gibi adımlar izleyecek ve sonucunda nereye varmaya çalışıyor, niye kullanıyor ürünü. Dördüncüsü de söylediğim gibi task senaryoları, yani test esnasında ben ne öğrenmek istiyorum ve bunu nasıl öğrenmek istiyorum. Bu senaryoları geliştirmek için bir takım görevler, yani tasklar ve tasklara bağlı ya da genel olarak bütün ürüne, tasarıma bağlı sorular yazıyoruz. Ki işin esasında en zor kısmı bu. Çünkü taskları ve soruları yazarken mümkün olduğunca objektif olmanız gerekiyor. Araştırmadan, testten elde etmek istediğiniz cevap, ben güzel tasarlamış mıyım, ben bir tasarımcı olarak yetkin miyim değil, benim yaptığım şey gerçekten kullanıcımın içine yarayacak mı ve rahat kullanılabiliyor mu? Yani bu durumda birazcık kendimizi işin dışında tutarak soruları ve geri kalan her şeyi hazırlayacağınızdan emin olmanız gerekiyor. Yoksa çok boşuna yapılmış, sarf edilmiş bir efor ve kaynak oluyor. Bütün bunlara karar verdikten sonra bu testi kağıt prototiple de yapmak mümkün, dijitalle de yapmak mümkün. Dijitali InVision app gibi bir online platforma taşımak da mümkün ya da yani PSD, Sketchfile, PNG her türlü ortamda eğer testi rahat uygulayabilecekseniz ve gerçekten kullanıcı, katılımcı, buraya tıkladığımda ben buraya giderim, şuraya ulaşmak istiyorum, şöyle bir görevi yapmak için buradan ulaşırım gibi şeyleri anlayıp başarabilecekse gerçekten platformunda hiçbir önemi yok. Bu hissi verebilen her yöntem çalışır. Agile'da yaptığımız şey şu şekilde işliyor. İlk iterasyonun çıktılarıyla yani en iyileri bu şekilde işliyor genelde. İlk iterasyon sonucunda elde ettiğimiz çıktılarla hemen test etmeye başlıyoruz. Ve iterasyonlar ilerledikçe her iterasyonun çıktılarını da test eklemeye devam ediyoruz. Belli bir noktaya geldiğinizde bazı komponentleri, fonksiyonaliteleri yeterince test ettiğinize karar verdiğinizde bir de test için bir zaman süresi sıkıntısı varsa belli bir noktadan sonra bazılarını emekleyebilirip artık onları test etmeye ara verebilirsiniz ya da son verebilirsiniz. Çünkü ileriki iterasyonun malzemeleri sürekli ekleniyor olacak. Agile'da test yapmanın bir güzel yanında, Agile'da test yaptığınızda sadece UX değil, aynı zamanda kullanıcı arayüzünü de test etme imkanı buluyorsunuz. Dikey dilimler aldığınız için. Dolayısıyla tek bir test içerisinde bir iterasyon sonunda öğrenmeniz gereken her şeyi öğreniyorsunuz o anki tasarımla ilgili. Waterfall'a geçtiğimizde ise süreç lineer işlediği için ve dilimleri yatayda aldığımız için genelde Waterfall kullanılan şirketlerde esasında çok fazla test yapılmadığı yönünde deneyimlerim oldu benim şu ana kadar. Ve en ideal uygulamalarda genelde önce UX biter, kullanıcı deneyimi tasarımı biter, test yapılır, sonra arayüz tasarımı biter, test yapılır, sonra da development yapılır şeklindeydi. Ama bunun daha ideali şu şekilde olabilir. Kullanıcı deneyimi tasarımı biter, test yaparsınız, testten öğrendiklerinizi, bulgularınızı toparlar, tasarımınızı düzeltirsiniz. Ondan sonra bir test daha yaparsınız. Öğrendiğiniz her şeyi gerçekten uygulayabilmiş misiniz ve de doğru uygulayabilmiş misiniz? Sonra interface design'ı yapılır. Aynı şekilde iki test yapılır ve ondan sonra development'a geçilir diye daha ideal bir uygulamada yapmak mümkün. Bir de bu testin yanlış ama sık kullanılan bir uygulaması vardır. QA'nin olmadığı şirketlerde QA test diyemeyecek. Sizin olmadığınız yerde biz yapıyoruz bu testi. Yalan yanlış. O da şu şekilde oluyor. Kullanıcı kabul testinin bir parçası olarak sunuluyor. Yaza pilot program olarak devreye giriyor. Ve biz burada sadece kullanılabilirliği değil, aynı zamanda kod ve tasarım uyumunu
da ölçüyoruz ve de bug testi yapmış oluyoruz. Testin akışına, işleyişine geldiğimiz zaman hangi üretim modelini seçerseniz seçin belli bir akışı var. Önce bir test planı yapıyorsunuz, sonra testi yapacağınız ortamı seçiyorsunuz, sonra katılımcıları seçiyorsunuz, test materyalini hazırlıyorsunuz, session'ları yürütüyorsunuz, data ve gözlem analizi yapıyorsunuz, bulgu ve öneri raporlaması yapıyorsunuz. Söyleyeyim ki hangi modeli uygularsanız uygulayın, akışı bu şekilde oluyor. Test planında öncelikle test ettiğiniz ürün çok önemli. Testte ne gibi bulgu elde etmeyi hedefliyorsunuz? İlk başladığınız nokta bu olmalı. Evet, ben şimdi insanlara sorular soracağım, bir takım görevler vereceğim. Ama ben burada neyi test ediyorum ve ne öğrenmek istiyorum? Neyin çalışıp çalışmadığını bilmek istiyorum. Bunu nereye varmak istediğini size bilmeden bir yol çizemiyorsunuz kendinize. Dolayısıyla doğru bir sonuç elde edebilmek için buna karar vermiş olmak çok önemli. Bunun haricinde süresine karar verebilirsiniz bu esnada, kaç dakika sürecekse. Kaç katılımcı istediğinize karar verebilirsiniz. Proje kapsamına göre değişir ama en az 60 katılımcıyla çalışmak her zaman için iyidir. Mesela redesign için var olan sitenizi test ediyorsanız diyelim. Çok daha büyük kapsamlı bir şeyse, yani bir sitenin ürün kataloğunu redesign ediyorsanız 60 kullanıcı yeterli olacaktır. Global bir e-ticaret sitesi tasarlıyorsanız 200-300 kişi daha iyi olacaktır. E-devlet miydi adam? Hatırlamıyorum. Onu tasarlıyorsanız diyelim, yani bu ülkedeki herkes onu kullanıyor. Sizin personanız ülkedeki herkes, tüm Türk vatandaşları. Dolayısıyla bunun için de binlerce kişiden geri dönüş almanız gerekebilir. Dolayısıyla yine kapsama bağlı. Bir şey soruyorum. Şimdi ecaret çalışırken enteresan sonunda %50 yapacağız. Mesela biz enteresan sonunda 60 kişi nereden bulacağız? Hayır, onda 5-6 kişi yeterli. Yani onda geliyor zaten. Projenizin kapsamını... Onları nereden bulacağız? Şu şekilde, ya ona gelecektim katılımcını nasıl bulacağını. Ama şimdi söyleyeyim madem sordun. Mesela sizde yaptığınız bir müşteriniz var ve müşterinin in-house kullanacağı bir ürün yapıyorsunuz. Benim müşterimin şirket içinde kullanacağı software'ı tasarlıyorum. O zaman son kullanıcı o şirketin içindeki insanlar olduğu için onların arasından her iterasyon sonunda bu testi yapması için 5-6 kişi seçip bu testi yapabilirsiniz. Ama her iterasyon sonunda hiç değilse bir 4-5 test kadar farklı 4-5-6 kişiyi seçerseniz testler daha iyi sonuç verir. Çünkü başlarda katılımcınızın ürünü öğrenmemiş olmasını tercih edersiniz. Böylece ilk baktığı zaman sizin tasarımınız kullanıcıyı gerçekten içgüdüsel olarak doğru yönlendirebiliyor mu? Amacınız bunu görmek. Tabii ki öğrenilen şeyler var ama mümkün olduğunca söylediğim gibi o bilinç dışı yaptığımız eylemlerden vurmak istediğimiz için her seferinde yeni katılımcı seçmekte yarar oluyor. Bunun haricinde diyelim global bir tasarım yapıyorsunuz ve çok fazla kullanıcıya hitap etmeyi umuyorsunuz. Tabii ki bu durumda size katılımcı bulan ajanslar var. Bunun haricinde online tool'lar var. Onun haricinde network'ünüz genişse kendiniz bir şekilde bulabiliyorsanız siz o şekilde seçebilirsiniz. Ben şimdi anlatmaya devam ediyorum kaldığım yerden. Test planından sonra test ortamına karar veriyorsunuz. Çünkü ikinci adımınız bu. Test ortamı kontrollü bir test ortamı, yani bir laboratuvar gibi bir yer olabilir ya da remote testing yapabilirsiniz. Yani uzaktan katılımcılarla yapabilirsiniz ve bunu online platformlar kullanarak yapabilirsiniz. Yine proje kapsamıyla ilgili müşterinin içeride kullanacağı şeyleri genelde kapalı ortamda, kontrollü ortamda test etmekte yarar var. Çünkü bu online platformlar genelde güvenilir olsa da katılımcıların güvenilirliğinden pek emin olamıyoruz. Dolayısıyla fikri haklarla ilgili problem yaşamak istemiyorsanız bunları genelde kontrollü ortamda yapmakta yarar oluyor. Online tool'lara geldiğiniz zaman çok farklı çeşitleri var. Yine proje kapsamınıza, bütçenize, hangi lisanla yapacağınıza, sonunda bir rapor, analiz, bir şey, herhangi bir çıktı isteyip istememenize
video istiyorsanız ki hepsi esasında video kaydı yapıyor. Ne uzunlukta videolar istediğinize ve daha bir sürü şeye bağlı olarak bunlardan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Ben şu ana kadar user testing, Yuxeria bir de Userlytics'i kullandım. Üçü de farklı şeyler için iyi, üçünün de eksik noktaları var. Hepsinin iyi noktalarını alıp bir ürün yapsanız şahane olur. Ona öyle bir şey yok şu anda. Bazıları mobil teste izin vermiyor. Dolayısıyla başka bir tanesini tercih etmek zorunda kalıyorsunuz gibi seçenekler mevcut. Kusura bakmayın bu arada notlarıma bakacağım biraz. Testte kullanılacak ekipmanlar da çok önemli. Özellikle de test ortamını siz oluşturuyorsanız kesinlikle bir kameraya ve ses kayıt cihazına ihtiyacınız var. Projeye göre eye tracking yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla bununla ilgili ekipmana da ihtiyacınız olur. Siteye hotspot yaratacak bir şeyler kurmak gerekebilir. O tarz bir şeyler kullanmak gerekebilir. Eğer conversion, lead generation bu tarz şeylerle ilgileniyorsanız projenizin kapsamında o varsa. Bunlar haricinde bunu da bu aşamada yapmak gerekiyor. Çünkü söylediğim gibi test ortamıyla direkt ilgili olduğu için bunu da bu esnada karar vermekte yarar var. Fakat online tool seçecekseniz aklınıza bulunması gereken şöyle bir şey var. Gerçekten çok pahalılar. Kullanıcı başına genelde belli bir sayı limitine kadar aşağı yukarı $50 kadar bir şey istiyorlar. Ondan sonra da katılımcı başına $99 oluyor. Bunun setup'ı için ayrıca para alınıyor. Ekstra raporlama istiyorsanız bunlar için ayrıca para alıyor. Yani bayağı maliyetli bir şey. Ki bir de 100 katılımcı falan test ettiğinizi düşünün binlerce dolar para vermeniz gerektiği anlamına geliyor bu. Yani müşteri iyi bir müşteriyse yapabilirsiniz. İyi bir para alacaksanız karşılığında çok uygun olur ama birazcık pro bono gibi bir iş yapıyorsanız kesinlikle uygun olmadığını söylemekte yarar var. Böyle bir platforma ayıracak bütçeniz yoksa bunu kendinizle online toolmuşçasına bir ortam yaratarak remote testing yapabilirsiniz. Bütün işte planını, taskları falan hazırladıktan sonra katılımcılarınızı bulup Skype ya da benzeri bir voice over internet protokol sağlayıcısı bulup onun üzerinden bu testi de yapmak aynı şekilde mümkün. Sadece o kadar profesyonel olmaz ama yine de başarırsınız bir şeyler. Bunun tek bir kötü yanı oluyor. Eğer zaman sıkıntınız varsa siz araştırmacı olarak aynı zamanda hem moderatör hem araştırmacı. Dolayısıyla bu videoları teker teker izleyen oradan bilgileri, datayı çıkaran kişi oluyorsunuz. Üstüne bir de analizi yapan kişi oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu özellikle tek kişi yapmak çok ciddi zaman sıkıntısına neden oluyor. Katılımcı seçimi demin biraz girdim fakat biraz daha detaylı anlatayım. Katılımcı seçiminde en önemli şey söylediğim gibi personalarınızla direkt ilişkili olan kişileri bulabilmek. Yani birebir aynısı olmayabilir ama gerçeğe yakın sonuç elde etmek istediğiniz için yani sonuçta ürününüzü kullanmayacak bir insanın düşünceleri kullanmadığı belki de çok önemli değil. Dolayısıyla kimin kullanmasını istiyorsanız o tarz kişileri seçmenize yarar var. Eğer online tool kullanacaksanız beklediğiniz demografik ve profil şartlarını onlara bildirdiğiniz zaman sizin için bir kullanıcı havuzu oluşturuyorlar ki bu bilgiler, şartlar genelde yaş aralığı, cinsiyet, meslek grubu olabiliyor, gelir seviyesi, eğitim durumu olabiliyor. İşte mobil cihaz kullanıp kullanmadığı ya da integrated device kullanıp kullanmadığı gibi şeyler olabiliyor. Ve teknik bilgi seviyesi oluyor. Yani işte ne kadar bilgisayar kullanır, ne kadar internetten anlar gibi şeyler olabiliyor. Bu katılımcı havuzu oluştuktan sonra açıkçası birazcık şansa kalıyor iş. Çünkü o esnada aralarından hangisi online'sa, hangisi testinizi görüyorsa ve de müsaitse o testi yapıyor. Ama şöyle bir iyi yanı var. Testi sonrasında izlediniz ve sonuçları beğenmediniz. Çünkü katılımcıyı beğenmediniz. Ki bu benim başıma geldi. 25 kişilik bir test yaptım ve 2 tanesi sarhoş çıktı. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama sonrasında user testing diye yazdığımda o katılımcıların ikisini de testi yapabilecek kişilerle değiştirdiler ve gerçekten testler çok kötü yani hiç anlaşılır değildi. Onun iyi yanı o oluyor. Siz kendiniz bu ortama
yaratmaya çalıştığınız zaman biri sarhoş geldiğinde tabii ki yerine gelecek katılımcıyı bulmanız biraz daha uzun sürüyor, biraz daha zahmetli oluyor. Bir de o adamla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz, o da cabası. Bir de yine siz yaratıyorsanız bu kontrollü ortamı, online tool kullanmadığınız için para vermeyeceğiz diye sevinmeyin. Yine bir şeyler vermeniz gerekiyor katılımcılara. Çünkü zahmet edip geliyorlar, size çok değerli bilgiler veriyorlar. Dolayısıyla ya bir miktar, yani bir şey ödemeniz gerekiyor, ya bir hediye çeki, indirim kartı, bir hediye, bir şey vermek gerekiyor bu insanlara. Başka önemli bir şey, ki esasında bu en önemlisi, test materyalini hazırlamak. Çünkü söylediğim gibi burada taskları ve soruları hazırlamak kısmına giriyorsunuz. Taskları test etmek istediğiniz fonksiyonalite bazında yazmanızda yarar oluyor. Çünkü o fonksiyonalitenin nasıl kullanıldığını, nasıl sizin düşündüğünüz gibi mi kullanılıyor, yoksa kullanıcı nasıl anlıyor, bunu anlamak istediğiniz için her fonksiyonalite için ayrı mini senaryolar oluşturup bunlar üzerinden aktiviteleri yazıyorsunuz. Ayrıca kalitesiyle ilgili ekstra bilgi elde edebiliyorsunuz. Ayrıca bir de genel sorular yazabiliyorsunuz. Mesela testimin en sonunda ürünle ilgili en beğendiğiniz şey neydi, en beğenmediğiniz şey neydi? Beğenmediğiniz şeyler arasından siz olsanız bunu nasıl yapardınız, neyi değiştirirdiniz? Kolay kullanamadığınız komponentler hangileri ise, bunu yeryüzünden mi kolay bulamadınız, kullanamadınız, dikkat mi çekmiyordu, görüntü mü karışıktı, bilgi hiyerarşisi mi yanlıştı, navigasyonun içine mi gizlenmişti, artık her neyse bunları öğrenmeniz gerektiği için buna göre sorular yazmanız gerekiyor. Ayrıca bir de siz nasıl yapardınız sorusu var tabii ki de, çok tipik ve çok klişe bir soru olsa da esasında bundan çok iyi cevaplar toplamak mümkün. Yani ben hiç aklıma gelmeyen şeyleri bu sorudan bilgi, insight olarak aldığımı biliyorum defalarca. Soruları yazarken aklınızda olması gereken en önemli şey açık uçlu sorular yazmak. Cevap olarak evet, hayır, bilmiyorum, fark etmez gibi cevaplar almak istemezsiniz çünkü hiçbir işe yaramaz. Öğrenmeniz gereken şey, bir kullanıcı bir şeyi zor bulduysa niye zor buldu? Bir görevi yapamadıysa niye yapamadı? Bir şey zor geldiyse niye zor geldi? Nasıl olması gerekirdi? Bunları öğrenmek istiyorsunuz. Dolayısıyla bu dikkat edilmesi gereken esasında en önemli şey bütün test içerisinde. Bir de doğru soruları doğru zamanda sormak kısmı var. Şayet testi kontrollü ortamda yapıyorsanız ve moderatör sizseniz. Bir task yapılırken eğer kullanıcının, katılımcının bir yerde bocaladığını görürseniz kesinlikle yardımcı olmamanız ve ipucu vermemeniz gerekiyor. Çünkü oradan dönüşü sağlayabilecek mi, bir noktada yanlış yaptığını anlayacak mı ve bir noktadan sonra yapabilecek mi, bu çok önemli. Bunun da bir sebebi var. Direkt anlaşılan ve yapılan tasklar tam puan, başarılı task olarak puanlanırken zor da olsa tamamlananlar yarı başarılı puanlaması alıyor. Hiç başarılamayan, hiç yapılamayanlar haliyle failed oluyor. Ama bunları kullanıp bir formüle yerleştirdiğinizde bütün ürününüzün kullanılabilirliğini hesaplıyorsunuz. Dolayısıyla kesinlikle ipucu vermemeniz gerekiyor. Yoksa yalan yanlış sonuçlar elde edersiniz testten. Örnek vermek istiyorum, yani daha detaylı anlaşılması için bunun. Bir e-ticaret sitesi tasarlıyorsunuz ve bir ürünün, spesifik bir ürünün bulunup sepete eklenme deneyimini test etmek istiyorsunuz. Bu durumda kullanıcınıza şöyle bir şey yazabilirsiniz, yani bu tarz bir şey isteyebilirsiniz. X markanın 38 numara siyah deri ayakkabısını bul şeklinde bir şey isteyebilirsiniz ve bunu sepete ekleyecek ve bunu kardeşi için alacak, kardeşinin yaş günü için. Dolayısıyla burada kullanıcının neydi onlar, hediye kartı, değiştirme kartı, o tarz şeyler de alacak mı, ne yapacak, bir yandan onları da görmek istiyorsunuz ve bütün bu ürünü bulma ve de sonrasında sepete ekleme işlemini rahat yapabilip yapamadığını görmek istiyorsunuz. Bu task'la ölçebileceğiniz esasında başka şeyler de var. Mesela o ürün sonunda bulunacağı için navigasyon anlaşılır mı? İşte menüyü açtığında
kadın reyonu, ayakkabılar, işte belli bir modeli bulacak, önce markayı bulacak, sonra modeli bulacak, sonra 38 numarasını seçecek. Siz bütün bu akışın işleyip işlemediğini esasında ölçmeye çalışıyorsunuz orada. Ki burada bilgi mimarisinin doğruluğu da işin içine giriyor. Bunun haricinde bütün grafik öğelerinizin bu akış içindeki doğruluğunu da test etmiş oluyorsunuz. Yani tipografiden, copyright'tan, görsellere kadar gerçekten işte her şey yerli yerinde mi, birbiriyle olan ilişkisi, iletişime doğru mu, bilgilerin hiyerarşisi doğru mu, bunları test edebiliyorsunuz. Bunun haricinde bir de bir sepete ekleme noktası olduğu için call to action butonunuz doğru yerde mi, görünür mü, her şey rahat anlaşılıyor mu, bunlara bakabiliyorsunuz. Sorulardan zaten bahsettim. Bir de moderatörünüz varsa yapmak gereken başka bir şey, moderatörünüz için bir checklist hazırlamanız gerekiyor. Ki moderatör bütün taskları ve soruları sırayla katılımcılara versin. Session'ları bitirdikten sonra yapılması gereken şey artık... pardon daha session'lara gelmedim. Session'lara başlamadan önce bir de yapmanız gereken önemli şey ölçüm metriklerini belirlemeniz oluyor. Usability testin esasında kalitatif sonuçlar veren bir test olmasına rağmen siz doğru metrikleri belirlediğiniz zaman size kuantitatif data da verebiliyor. Dolayısıyla metriklerinizi buna göre belirlemeniz gerekiyor. Eğer kuantitatif dataya ihtiyacınız varsa ölçüm metriklerini UX'çiler genelde business analistlerle ve QA'cilerle birlikte hazırlıyorlar. Özellikle BA'lerin business analistlerin orada olması çok önemli çünkü kabul şartlarını genelde onlar belirliyorlar. Ve biz onlardan aldığımız şeyler üzerinden bu metrikleri çoğu zaman çıkarıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, başarı şartı olarak başarı oranını %71, başarı süresini de 5 saniye olarak belirlediğinizde bu şu anlama geliyor. Ben bir işlem verdim, bu işlem katılımcıların en az %71'i tarafından 5 saniyenin altında gerçekleştirilmeli demiş oluyorsunuz. Bu durumda katılımcıların %71'i, gerçi burada çok yüksek bir oran belirliyorsunuz. Çünkü normalde %51 olduğu zaman başarılı sayılır ürününüz ama diyelim standartlarınız çok yüksek, %71 demeye karar verdiniz. %71'i tutturduğunuz anda sizin şartlarınızda ürününüz başarılı hale geliyor. Burada size o söylediğim formülü vereceğim fakat kesinlikle aklımda olmadığı için bunu buradan okuyacağım. İşlemin başarısını ölçmek için kullanılan formül şu. Başarılı katılımcı sayısını kısmen başarılı katılımcı sayısını 0.5 ile çarpıp topluyorsunuz. Kısmen başarılıyı 0.5 ile çarpıyorsunuz, buna başarılıları ekliyorsunuz. Sonra bu sayıyı toplam katılımcı sayısına bölüyorsunuz ve bir %50 değer elde ediyorsunuz. Söylediğim gibi bu %51'den büyükse ürününüz başarılı ve piyasaya sürebilirsiniz demektir. Ama yine söylediğim gibi standartlarınız daha yüksekse, daha kullanılabilir bir şey elde etmek istiyorsanız birazcık daha üzerinde oynamakta yarar var. Başarılı ve kısmen başarısının dışında başarısız veya işlemi hiç yapamadı gibi bir şey yok diye anlıyorum o zaman. Bu yok çünkü toplam katılımcı sayısına bölüyorsunuz zaten. Yani işini bitiremeyen kullanıcı olmayacağını varsayıyoruz. Hayır, kullanıcı olduğunu varsayıyorsun. O yüzden toplam katılımcıya bakıyorsun. Orada başarısızlar da görünce. Tamam. Yani. Onlara herhangi bir puan vermiyorsun, sıfır olarak sayıyorsun. Evet, sıfır olarak saydığım için etkisiz oluyorlar. Session'ları eğer kendiniz kontrollü ortamda yapıyorsanız haliyle bir moderatör gerekiyor. Çünkü birinin taskları vermesi ve soruları sorması gerekiyor. Ama yine söylediğim gibi tamamen tarafsız olmanız ve yönlendirme yapmanız gerekiyor. Zaten bir online tool kullanıyorsanız da onlar sizin için moderatörsüz ama bütün taskları liste halinde vererek her birinin bütün taskların bir de süresini tutarak işte şu taskı şu dakika ile şu dakika arasında yapmış onları da sizin için kaydederek moderatörlüğü yapmış oluyor. Ki aynı anda bir sürü de katılımcı için bunu yapabiliyor. Yani 15 dakika içinde 20 kişinin falan testi bitti. Öyle söyleyeyim. Benim son yaptığım testte.
yapmak gereken başka bir önemli şey, eğer test ortamını yine siz hazırladıysanız, testin sonunda bir herkesi bir araya getirip 15-20 dakikalık bir brainstorming session yapmakta yarar oluyor. Çünkü testin sonrasında insanlar testle ilgili biraz daha düşünüp başka şeyler söylemek ve eklemek istiyor olabiliyorlar. Yaparken birden çok strese girip gerilen insanlar olabiliyor. Dolayısıyla sonrasındaki taskları da yapamayanlar olabiliyor. Bunlar sonrasını düşününce esasında bazı şeylerin daha kolay olduğuna karar veriyorlar. Ya da bazıları kolay yaptıkları bazı taskların sonradan şöyle yapsaydınız belki daha iyi olurdu gibi feedbacklerle size gelebiliyorlar. Dolayısıyla sonrasında da bir de birbirleriyle konuştukça da açılıyorlar. Akıllarına bir şeyler daha geliyor. Sizin için mümkün olduğunca yarar sağlamak istediğiniz için daha iyi oluyor sonunda bu ufak toplantıyı da düzenlemek. Session'ları da yürüttük. Genelde testleri yarım saatten uzun tutmamakta yarar var. Zaten bir süre sonrasında dikkatleri dağılıyor. Genel olarak hiçbir şey yapamamaya ya da size doğru düz cevap verememeye başlıyorlar. Onlar da yorulmuş oluyor çünkü insanlara yeni bir şey veriyorsunuz ve sıfırdan hiç bilmedikleri bir şeyi öğrenip kullanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kimseye de yormamakta yarar var. O süre arasına sığabilecek tasklar ve sorunlar yazarsanız daha iyi oluyor. En son aşama burada topladığınız dataların ve bulguların analizini yapabilmek. Data ve bulgu analizi yapmak öneri yapmaktan farklı bir şey. Siz data ve bulguları verirken kendiniz ne düşündüğünüzü açıkçası kimse merak etmiyor. Siz ne gördüyseniz, ne gözlemlediyseniz, ne duyduysanız, kullanıcı ne yaptıysa sadece bunu tamamen objektif bir şekilde oraya aktarmanız gerekiyor. Bunun sonrasında kullanıcı şunu şunu yapamadı ama şu yüzden yapamadığını söyledi ki bizce diyelim UX ekibi olarak şunu şunu oraya koymadık, belki de bu yüzden yapamadı. Bu son varsayımsal kısımları sonrasındaki önerilerin içine ekliyorsunuz. Bu yüzden de bir sonraki iterasyonda bunun üzerine daha çok gidilmesi, eğilmesi, böyle bir kelime var mı bilmiyorum ama ve işte belki de bunun bu şekilde çözülmesi gerekiyor gibi önerilerinizi de o kısma ekliyorsunuz. Çok çabuk konuşup erken bitirdim. Sorunuz varsa sorun. Öyle mi? Çok yoruldum ya. Ben şeyi sormak istiyorum. Ya şimdi hani bizim şirketimizde değil ama genel olarak çoğu şirket hani bir UX sıkıntısı çekiyor zaten. Hani sizin olmadığınız durumlarda İki türlü sorayım önce. Sizin olmadığınız durumlarda bu görevleri normalde veya karar verici, araştırıcı olan görevleri hani QA'ya mı yüklemek gerekiyor yoksa BA'ya mı yüklemek gerekiyor? Kimse yapmış. Beter olsun. Yani, evet. Beter olsun. Yani hani... Ya şimdi doğrusunu söylemek gerekirse nasıl biz bu testi kullanıp sizin işinizi yapmaya çalışıyorsak ve doğru düz olmuyorsa bunu da genelde bizim yapmamız gerekiyor çünkü başkası yaptığı zaman doğru düzgün olmuyor. Çünkü kullanıcı deneyimi tasarımcıların, yani en azından iyi olanların sahip olduğu en iyi özellik empati kurabilmeleri. Biz bunu birçok insandan daha iyi başardığımız için zaten kullanıcı deneyimi tasarımcısı oluyoruz açıkçası. Dolayısıyla bizim teste baktığımız zaman gördüğümüz ve anladığımız şey genelde başkalarının baktığı zaman anladığı şeyden biraz daha farklı oluyor. Çünkü işin içine birazcık psikoloji giriyor, biraz sosyoloji giriyor. Biz bunları sürekli takip ediyoruz, sürekli okuyoruz, bayağı öğreniyoruz. Dolayısıyla onu başka birinin yetenekleriyle replace etmek çok doğru olmuyor. İlla biri yapacak diyorsan da bir ile QA bir araya gelerek yapabilirler. Tersinden sorayım. Şimdi mesela siz varsınız ortamda ama çok fazla kullanıcıyla belki iletişimimiz yok. Yani tamamen farazi konuşuyorum. Nükleer reaktör dizayn ediyoruz. Yani kullanıcıya gidip de şu düğmelere basar mısın deme şansımız yok. Şimdi burada sizin hani şey yaklaşımınız nasıl olur? Tabii nükleer reaktör alakası bir şey oldu ama yani anlatabiliyor muyum? Kullanıcıya şimdi çok hani ürün çıkmadan olamayacağı veya az olacağı bir şey. Buradaki ekipte hani şu feedback oluyor mu? Bunun cevabını biraz da bilerek söylüyorum. Yani QA'den, testçiler veya BA'den veya developer'dan
kullanılabilirlikle ilgili veya faydayla ilgili inputlara açık oluyor musunuz? Hı-hı. Evet, mutlaka. Söyledim ya zaten metrikleri belirlerken de, yani testin başarılı olup olmadığını sen tek başına karar vermezsin. İyi çalışan bir sistemde buna BA ve QA ile birlikte karar vermezsin. Metrikleri de bu yüzden zaten birlikte yazıyorsunuz. Çünkü sonuçta testi sen yapıyorsun ama UX olarak BA'den gelen business'ın ihtiyaçları nelerse birazcık onunla da birlikte yapıyorsun. Çünkü ona da cevap vermek zorundasın. Tamam, kullanıcı için bir şey yapıyorsun ama sonuçta bu işi birine yapıyorsun ve onun da bir şekilde kar etmesi gerekiyor. Bir takım beklentileri var. Sonrasında da zaten son testleri QA yaptığı için haliyle onunla da sürekli diyalog içinde olman gerekiyor ki o da sen öncesinde ne yapmışsın bunu bilmek durumunda onun üzerinden daha rahat, daha bilgili bir şekilde devam edebilmek için. Ben sorayım. Mesela elini vicdanına koydum. Bu, şimdi sen tasarlıyorsun ve sen test ediyorsun. Tasarlarken şey düşünüyorsun, yani bunu bu şekilde kesin anlarlar diye yapıyorsun ve o senin nihai kararın olmuş oluyor. Sonra sen mesela bakıyorsun ki, aa işte adam anlamadı falan. Yani orada mesela şey yapmaya çalışıyor musun, hani böyle bir justify etmeye çalışıyor musun kafan, yoksa gerçekten hani bunu şey yapabiliyor musun yani? Kabullenebiliyor musun, objektif bir şekilde? Hani o yapamadı ya falan gibi şeyler oluyor. Yani istiyorsan objektif bir şekilde kabul etme. Ya tabii ki etmen gerekiyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Eğer sen kendi objektifliğine güvenmiyorsan bunun sonucunu araştırmacı olarak yerine başkasını vermekte yarar var. Çünkü müşterini mi batırmak istiyorsun, kendi şirketini mi batırmak istiyorsun, kullanıcıya korkunç bir ürün mü vermek istiyorsun? Yani tasarımcı olarak kariyerini ayaklar altına mı almak istiyorsun? Ya yani her açıdan çok kötü bir karar olur o. Zaten bilmiyorsun. Yapamıyorsa yapamıyor. UX'le ilgili bir şey soracağım. Mesela şey durumlarında ne yapıyorsunuz? İşte bir feature var diyelim. Bu feature şirketin işine yarıyor ama kullanıcıyı yanıltıyor. Ve mesela kullanıcının işine yaramıyor aslında. Mesela ona daha farklı farklı harcamasını şey yapıyor. Şirketin işine yarıyor derken business tarafı istiyor ama kullanıcının hiçbir alakası yok. Ama kullanıcıyı ne bileyim aslında etik olmayan bir şekilde yönlendiriyor. Ama aslında işin bir parçası değil. Şunu yapman gerekiyor. Bir noktada ya tasarımcı olarak mümkün olduğunca etik davranmak istiyorsun. Ancak bir noktada business'ın business olduğunu kabul ediyorsun, para kazanmak zorunda olduğunu kabul ediyorsun. Çok ciddi insanların ahlaki değerlerini sorgulayan bir şey yapmadığı sürece, illegal bir şey yapmadığı sürece bir noktada eğer business'ın öyle istiyorsa ve sen kabul ettiremiyorsan kabul etmek zorunda kalıyorsun. Ama o noktaya gelene kadar her türlü data, test sonucu, araştırma sonucu hepsini müşteriye sunuyorsun. İlla öyle istiyorsa yapacak bir şey. Yani aslında biz UX'i müşteri için değil, şirket için yapmış oluyoruz. Müşteriye bağlı. Müşteriye bağlı. O olabiliyor. Peki. Yani UX'i demeyelim. Bütün UX'i tabii ki şirket için yapmıyorsun. Yani müşteri alıp yürüyüp her şeye ben karar vereceğim diyorsa öyle bir müşteriyle çatışmak ister misin? O işin altına imza atmak ister misin? Bilmiyorum. Şeyde pek tercih edilmiyor. Müşterinin kullandığı ya son kullanıcı kullandığı yazılımlar var. Bir de biliyorsunuz arka tarafta çalışan backend'de işte admin panel dediğimiz şeyler var. Onlar da pek UX'e pek önem verilmiyor. Orada ne düşünüyorsunuz? Konuda ne düşünüyorum? Evet, gerçekten onların tasarımları genelde çok kötü oluyor. Yani şey için mesela ama atıyorum yani işte ihtiyaç tasarım işte arka planda bir şey dönüyor değil mi? Yani backend kısımlarını şey yapıyorlar. Ama oranın çalışanı olduğu için midir nedir bilmiyorum yani. Ucuza mı kaçıyor? Yani gerçek anlamda bir user experience'den feragat edildi genelde. Onun sebebi şu, birçok şirkette oturmuş bir çalışan kültürü olmadığı için yeni şirketler yeni bir trend çıktı. Yeni şirketler de değil, büyük ve çalışanına önem veren şirketler de değil. Bir de employee experience diye bir şey çıktı. Evet. Artık şirketler bazıları çalışanlarını mutlu etmeye çalışıp onları memnun tutmaya çalışıyorlar ki zaten çalışanlarına çok ciddi de yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla bu insanlar başka yere, başka şirketlere gitmesin diye onları tutabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu şirketlerin kullandığı bu tarz
arayüzler ve şirket içinde kullanılan bütün software ya da ne kullanılıyor varsa artık bunların hepsinin deneyimi genel olarak diğerlerine göre daha iyi. Ama şirketler genelde çalışanlarına çok fazla önem vermedikleri için yani bunun en iyi açıklaması bu esasında. Kendi çalışanını potansiyel müşteri olarak görmüyor, ondan para kazanabileceğini düşünmüyor, sadece para verdiği kişi. Dolayısıyla ne kullandığı çok önemli değilmiş gibi bir durum oluyor açıkçası. İşin fokus gruplardan biraz bahsedebilir misin? Hani hangi durumda fokus grup yapmamız lazım? Hangi durumda ilk defa görene hitap etmemiz lazım? Yani bunun ayrımını nasıl yapacağız? Fokus grup, usability testinin esasında tamamen ayrı bir şey. Fokus grup yine birazcık ne test ettiğine ilgili bir şey, biraz proje kapsamıyla ilgili bir şey, biraz bütçenle ilgili bir şey. Fokus grup bir araya gelip aynı anda senin testini yapamaz. Yani bizim mesela yaptığımız ürünü şu anda test edemez. Çünkü onun yapısı o şekilde değil ama ya daha ziyade şey için kullanılıyor. Diyelim işte iPhone 7'yi çıkaracaksın ve şu kadar yapmaya karar verdin telefonu. Bu kadar böyle. Fokus grubu topluyorsun. Diyorsun ki ben bunu bu kadar yapmaya karar verdim. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz diyorsun. Yani bu durumda işe yarar. O zaman illa birebir mülakat gibi bir şey yapmana gerek yok. Bir test ortamı, laboratuvar ortamı hazırlamana gerek yok. Onda insanların birbiriyle konuşmasını, o debate'i izlemek ve ondan çıkardığın şeyler de zaten çok yararlı oluyor. Ama ikisi genelde farklı şeyler ve ürünün kullanılabilirliğiyle ilgili değil, genelde feature'larınla falan ilgili şeyler için yararlı oluyor diye düşünüyorum ben. Ben bir şey daha sormak istiyorum da, geliştirmeye yapanlara veya geliştiricilere veya QA'lere, BA'lere önerebileceğin hani şöyle şöyle guide'lar var, işte usability ile ilgili veya kullanılabilirlikle ilgili, bak böyle şunları okursanız bayağı bir fikir edinirsiniz, hani insanların nelerin hayatını kolaylaştırabileceğini gibi böyle kaynaklar var mı önerebileceğin ya da makaleler olabilir, bloglar olabilir? Var tabii. Yani genel olarak UX konusunda, UX ile ilgili her şey konusunda Smashing Magazine var. Onlar çok başarılı. Onun haricinde Nielsen Norman var ki zaten Don Norman UX ile ilgili en ünlü kitapları falan yazan beyefendi. Dolayısıyla onların o Nielsen Norman gruptaki her şey çok yararlı, çok okunabilir. Ki esasında bayağı bir eğitim falan da veriyorlar, konferanslar düzenliyorlar. Çok pahalı aynı mesele, o yüzden gidemiyoruz. Çok şikayetçiyiz ama çok başarılılar. Bunun haricinde UX konusunda çok başarılı olan bazı şirketler var. Onların bloglarını takip etmek çok yararlı oldu. İşte Huge Digital Telepathy Adaptive UXP'nin güzel bir blogu. Aynı şekilde InVision'ın güzel. Başka düşünüyorum, şu an aklıma bir şey gelmiyor. Ama ya esasında çok fazla kaynak var bunları okuyup takip edebileceğin. Yani Google'a bile yazdığında usability testing diye milyonlarca şey çıkıyor. Wikipedia'dakini bile okusan yeterince bilgi veriyor yani öyle söyleyeyim. Şey, şimdi front-end developer'dan önce birkaç tane rol var. İşte front-end developer'dan önce UI designer var. UX designer'dan önce UX researcher var. Şimdi bir de information architect çıktı. Siz bu dört tane, üç tane rolü mü ürünüyorsunuz yoksa? O biraz şirket yapısına bağlı, yani organizasyonun içindeki struktura bağlı. Biz şu an Thoughtworks'te hepsini yapıyoruz. Ya o rollerin dördünü birden yapıyoruz. Bazen bunları ayrı ayrı yapmak iyi olabiliyor, bazen hepsini birlikte yapmak iyi olabiliyor ama bence genelde araştırmayı yapan kişinin sonrasında tasarımını yapmasına yarar veya çok büyük projelerde çalışılmıyorsa. Yani çünkü sonrasında bunları çok fazla ayırdığınız zaman kopukluk olabiliyor. Şey, UX'e UI'yi ayırmak belki o kadar problem olmuyor ama yani Information Architecture UX'in en önemli, en can alıcı noktalarından bir tanesi. Onu yanlış kurguladıysanız doğru çalışan bir ürün yapmanıza zaten imkan yok. Dolayısıyla belki de çok ayırmaya gerek yok.
Bir de şey var, şimdi conversion biliyoruz da bir de optimization diye bir şey gitti en son. Onun da kastettiği şey neyi optimize ediyoruz, biraz açabilir misiniz? Neyi optimize ediyoruz? Şimdi conversion var, bir de optimization çıktı. Evet. Şimdi conversion ne olduğunu biliyoruz. ama optimization kastedilen şey tam olarak nedir? Optimization esasında yine gelen müşterinin sizden ne istediğiyle ilgili, neyi optimize etmek istediğiyle ilgili. Yani belli ki var olan sistemde çalışmayan bir şey var, bunun değişmesi, yenilenmesi gerekiyor. Ve bunun illa conversion olmasına gerek yok. Şöyle bir şey de olabilir. Siteden çok fazla bilgi alınamadığı için call center'a çok fazla telefon geliyordur. Dolayısıyla çok fazla call center çalışanı işe almaları gerekiyordur ve şirkette en fazla çalışan insanlar call center çalışanlarıdır. Ve şirket buradan kısmak istiyordur çünkü bilgi vermek üzere oluşturduğu sitesinde yeterince bilgi veremiyordur. Yani bunun üzerinden de bir optimizasyon yapmak istiyor. Evet, ama şimdi şöyle bir şey oldu. İşte optimizasyon çıktıktan beri artık yani hangi siteye gidersek hepsi aynı taktikleri çıkarmaya başlıyor. Pop'ta şu çıkıyor. Yok tam böyle cursor'ı dışarı alırken hemen bir pop-up çıkıyor. New setter'ı eklemişsiniz falan filan. İşte şu çıkıyor, bu çıkıyor. Yani belki konsantre şey yapılıyor da bence UX'i biraz sinir bozmaya başladı. Çünkü şey, haklısınız yani call center'ın maliyetini azaltmaya çalışıyor. Sorunuz varsa şey, geçen gün birisi çıktı, tekrar soruyor. Yani biliyorum otomatik sistem yapmıştı. Tool'ları var, bilmem ne var. Ondan sonra cursor'u şuraya aldığı zaman hemen şey yapıyor. Ve bunu hepsi yapmaya başladı. Çünkü bir şey var, trend var. Şimdi o yapınca öbürü de yapıyor, o yapınca öbürü de yapıyor. Ama ben artık rahatsız olmaya başladım açıkçası. Yani son kullanıcı olarak ne oradan bir şey çıkmasın ne de başka yerden bir şey çıkmasın istiyorum. Ya çok fazla pop-up kullanımı zaten yani, doğru bir tasarım yapmış. Tamam, eskiden beri. Tamam, eyvallah. Pop-up'u zaten herkes bıraktı. Yani, Brops'lar da engelliyor da. Yani şey, sanki bir döngü var sürekli. Sanki tekrar o alana geldik. Her şey de öyle ama yazılımda da öyle. Evet, yazılımda da öyle ama yani şimdi şey, yani konuşmak istemiyorum kimseyle aşağıdan birisiyle. Çünkü soru sürekli soruyor. Cursor'da biliyorsunuz yani gezdikten sonra çıktığınız zaman, yani çıkmaya değil bir yeri yaptığınız zaman hemen işte bir şey çıkartıyor, gölgeye hemen tam bir şey şöyle. Yani tamam eyvallah güzel de yani artık sıkılmaya başladım ben şahsen çünkü. Şimdi atıyorum o e-ticaret sitesinde vardı, şimdi aynısını öbür uygulama başladı, ondan sonra öbür uygulama başladı. İşte o biraz şeye benziyor, Yiğit'in sorduğu şeye benziyor. Bir şey var, siz tasarımcı olarak bunu yapmak istemiyorsunuz ama business tarafı bunu istiyor. Bu onlardan bir tanesi. Bunlar bizim esasında kullanmak ve kullanıcıyı maruz bırakmak istemediğimiz şeyler. Ama parasını veren, dolayısıyla da kararını veren biz olmuyoruz. Ve soru geliyorsa bir noktada yapılıyor. Efendim? Tool'u aldık, uygulayalım mantığı da var. Evet, evet. Bence bu her yere basalım bunu. Tool'lar bitti. Destekten sorduk. Ben bir şey soracaktım bir de. Bu kullanılabilirlik testlerini süreçte nereye koymak gerekiyor? En sona mı atmak gerekiyor? Yani böyle yani yaptığımız feature'larda stres testlerini, performans testlerini, her şeyi geçtikten sonra mı oraya gelmek gerekiyor? Yoksa biraz daha öncesine mi çekmek gerekiyor? Çünkü aklıma şöyle bir senaryo geliyor. Bizim de bazen yaşadığımız bir şey. Mesela bir feature var. Onu test ediyoruz. Mesela kullanıcı bizim hesap etmediğimiz bir interaction'dan dolayı orada bir crash yaşayabiliyor. Yani aslında yani belki de senaryo aslında başarılı hani devam edebilseydi ya da beyefendinin bahsettiği gibi mesela backend'deki servisler biraz kötü yazıldığı için performansı düşük. O yüzden belki de kullanıcı yavaşladı. Belki biz onları optimize etsek ve bir kez daha test etsek belki de istediğimiz akışı görebileceğiz. Yani böyle durumlar oluyor mu acaba? İtiraf ettiğiniz hani bir kez daha arkasını toparlansın, kalitesi artsın, ondan sonra bir daha aynı senaryoyu deneyelim dediğiniz konular. Ben şunu eklemek istiyorum. Yani böyle en sona mı atmamız lazım? Hani yoksa... Ya performans bakımından UI tarafını, performans testini önce yapmak daha mantıklı. Çünkü o zaman UX'e gelmeden belki performansı UI tarafını etkileyen inanılmaz kötü bir şey var. Yani o zaman onu limur edip UX'e geçmek daha mantıklı. Zaten UX'i onu atlatacak. Yani o zaman UX'in datasını etkilemiş olacak o performans şeyi. İlk önce teknik olarak hiç performans issues yaşamayacağımızı ve güvenlik şeyi yaşamayacağımızı garanti edip UX'e geçmek daha mantıklı ki UX'in bu sefer kötü data üretmesine engel oluşturuyoruz. O zaman en sona mümkün olur yapmak gerekiyor yani.
Esasında değişir bunu az önce. Ama şimdi oyun politikasından oradan gelen bir detayı daha değiştirmeniz gerekecek belki de. Hani bu optimizasyon olan... ya da redesign yapıyorsanız, bir site zaten varsa, diyelim kendi şirketinizin web sitesini yapıyorsunuz, amacınız işte conversion yükseltmek ve de işte siteden 3. saniyeden sonra ayrılmasını engellemek falan filan. Bu durumda zaten hali hazırda bir tane ürününüz olduğu için ilk önce var olan ürüne kullanılabilirlik testi yapmanız gerekiyor. Çünkü tamam, Google Analytics'i kullanıyorsunuz, kullanıcıların kaçıncı saniyeden sonra çıktığını görüyorsunuz, kaç kullanıcının geldiğini görüyorsunuz. Eğer oradan bir ürün satma durumunuz varsa kaçının satın aldığını, kaçının satın almadığını falan görüyorsunuz. Ama bunların niye yapıldığını bilmiyorsunuz. Amacınız kaç kişinin bunları yapıp yapmadığını bilmek değil, yapmayanların niye yaptığını bilmek. Dolayısıyla en başta bunu yapmanız gerekiyor. Ürününüz varsa. Yeni ürünü tasarlıyorsanız, bu sefer rakiplere bakıyorsunuz. Rakiplerle durumun nasıl? İyi ürünleri olan rakiplerin ürünleri neden iyi, başarısız olanların niye başarısız, niye tercih edilmiyor? Yine bu bilgileri topluyorsunuz, bunun üzerine kendi ürününüzü üretmeye başlıyorsunuz. Her iki versiyonunda da tasarım süreciniz başladıktan sonra usability testing'i mümkün olduğunca sık yapmakta yarar var. Ve bunun tasarım sürecinin başından sonuna kadar yapmanız gerekiyor. Sizin test etmeniz bitmeden, gerçekten tatmin olacağınız bir sonuç elde etmeden, hiç değilse yani MVP sunacak hale gelmeden zaten sunmamanız gerekiyor onu pazara. Ve yine söylediğim gibi, eğer iteratif çalışıyorsanız, agile kullanıyorsanız diyelim, her iterasyonun sonunda bir test yapmak doğru olanıdır. Yani iterasyonlarınız bir haftalık mı, iki haftalık mı, nasıl düzenliyorsunuz bilemiyorum ama o bir haftanın sonunda ya da her iki haftanın sonunda test yapmak ve bu sıklıkla yapmak doğru olan yaklaşım. Yani sürekli test yapıyorsunuz kısacası. Yani ama bunun mümkün olacağı iteratif tutmakta fayda var. Aynen. Peki şöyle bir durum olabilir mi? Mesela diyelim ki UX'in veya usability'nin çok ciddi etkilendiği bir durumda siz diyorsunuz ki bu özelliği değiştirmemiz lazım, bu şekilde yapmamız lazım. Bu değişiklik aslında bizim teknik mimarimizde de çok ciddi bir değişikliğe itiyor olabilir mesela arka tarafta. O yüzden hani bunun en erkenden bir şekilde işte Envision olabilir, başka mockup'larla falan olabilir. Bunu bir şekilde önden test etmek herhalde development'a da çok ciddi bir rahatlık kazandıracaktır. O yüzden şöyle yapıyoruz. Biz sizden bir iterasyon önce başlıyoruz ya. Evet. Onun sebebi o. Zaten development aşamasına geldiğinde onun doğru versiyonu çoğunlukla bulunmuş oluyor. Evet. Eğer müşterinin beklentileri ve onlardan gelen başarı kriterleri sürekli değişip durmazsa zaten siz development'a gelindiğinde elinizde doğru tasarlanmış bir şey olmuş oluyor o fonksiyonelite ya da komponent için. Esasında zaten şimdi şeyde definition of done diye bir kavram var, bir definition of ready diye bir kavram var işin iterasyona girmesi için. Hazır kriterin olması gerek. Hazır kriterin içinde UX'i de yani yazmak gerekir. Zaten o yüzden siz bir sprint önce başlıyorsunuz. Benim sorum şu, geçen hafta değil, belki hafta bir Türkiye'nin cep telefon şirketlerinden bir tanesi, yani operatör bir tanesi, teknoloji günleri yaptı. Onun CEO'su da çıktı, dedi ki, yani biliyorsunuz WhatsApp var, bir de onun çakması var, Bip diye bir şey, Bip mi? Var, farkında bir dediğiniz. Dedi ki, biz WhatsApp'ı geçeceğiz dedi. Nasıl geçeceğiz dedi. UX Experience dedi, sonra geçeceğiz dedi. UX Experience. Söyle diyor. Title'ını. Yani bu dediğin şey, uygulama BIP. Şeyiz işte, BIP. Yani indiriyorsun, indirirsen size herhalde 1 GB ekstra bir şey veriyor. İnternet veriyor falan filan. Ya bu, şimdi şeyin arkasında şey var. Ya Facebook var artık. Yani Experience'ın Facebook'un halini biliyoruz yani. Bir yüzü Experience, her türlü şey yapılıyor, bilmem ne. Hatta Türkiye'den de bir arkadaş var değil mi ismi? Şu an Facebook çalışıyor. Facebook'ta Türkiye'den çalışan bayağı insanlar değil canım. Ama yok, yüzü Experience'in çocuk var, Ankara'da ismini unuttum da. Benim aslında. Şey, bilmiyorum da yani şey. Neyse şey demek istiyorum yani böyle bir şey yani UX experience gerçekten önemli bir şey fakat zaten yani WhatsApp'ı daha ne kadar experience katabilirsin yani pek yani bir
bir UX experience'i katıp WhatsApp'ın önüne geçmek gibi çok böyle şey, nedir? Cesaretli de şey, bir konuşma yaptı yani. WhatsApp parada olacak. Ben şimdi onu şansa. Demin sen, yani şimdi yani tek sadece şöyle, yani şimdi bu yaklaşık 200 senedir Türkiye'deki UX bilinci bayağı arttı birkaç firma üzerinde. Ondan sonra herkesin ağzında şey oldu bu, sınkız oldu UX. Yani tamam, yani ben de katılıyorum UX, interaction design'ı ve öncesinin çok önemli olduğunu. Hatta ben artık Ecel yani yaklaşımların savunucusu olsam dahi production kodun yapılacak en son şey olduğunu düşünüyorum artık. Özellikle bu UX ve customer development ile ilgili yapılan bir sürü şeyden sonra. Yani siz ne kadar gerçekçi biliyorsunuz ve UX experience deyip, yani Nielsen'ı getirseniz UX experience yapsa, yani WhatsApp'ı geçmek ihtimalle yani sadece. Ya şöyle bir şey var, ben hiçbir zaman bu ürünün en iyisidir, bundan daha iyisi de olmaz diye bir şeye inanmıyorum. Her zaman her şeyin daha iyisi de daha kötüsünün olması mümkün. Dolayısıyla WhatsApp'a da bir usability testini yaparsınız. Çok geniş kullanılan bir şey olduğu için madem geçeceklermiş, bir katılımcıyla yapsınlar mesela o zaman. WhatsApp'ın nereleri çalışmıyor, o problem nedir, ne eklemek gerekir, kullanıcılar feature ne istiyor. Bu yapılır ve belki daha iyisi de yapılır. Çünkü zaten yapılan metotlar belli de işte atıyorum. Kabaca söylüyorsun. Carson var işte bilmem ne var, şu var, bu var. O zaten herkes yapıyor yani. Onu söylüyorsun. Yani biz bazen şey yapıyoruz, müşteriye özel bir şey yapacaksak, end user yapmıyorsak, business to business çalışıyorsak, müşteri workshop'u yapıyoruz. Dolayısıyla zaten halihazırda çok iyi bir ürün varsa üzerine sadece ekstra ne isterler acaba bunu bilmek önemli oluyor. Dolayısıyla insanları bir araya toplayıp bunu siz tasarlasaydınız ne tasarlardınız workshop'u yapmak da böyle bir durumda yarar oluyor da tabii WhatsApp'a nasıl yapılıyor mu? Genelde şöyle bir sorun var. Özellikle yani çömez işte yaptım. Önce kendilerini manipüle ediyorlar. Yani bir şeye inandırıyorlar işte bir tasarıma. Ondan sonra karşındaki kişiyi manipüle etmeye başlıyorlar. O şeylerde, işte workshoplarda veya işte atölyelerde diyeyim yani karşındaki kişinin geri bildirim alacağınız için. Sonunda feragat edemiyorlar o tasarımdan. Sonra da yani yine fikslik oluşuyor yani sabit fikir oluşuyor tasarım için olduğunu diye. Ondan sonra zaten biliyorsunuz bir kere o tasarım üzerine production code şeyi yazdıktan sonra çok pahalı oluyor. Yani yapılması, yani doğru yapılması gereken şey esasında UX çok geçti aldığı zaman en pahalı anda yapılmış oluyor esasında. Yani hanımefendinin sorduğu gibi yani bu manipülasyonu engelleyici şeyi, yani objektif yaklaşımı nasıl sağlıyorsunuz onu merak ediyorum. Katılımcının objektivitesini mi, kişisel objektivitesini? Yok, UX designer'ın. Ya o kendinizden şüphe ettiğiniz anda yerinize başkasını koymanız gerekiyor. Zaten o noktaya gelene kadar da mutlaka birileri sizi gözlemleyebilir. Yani çok yakın çalıştığımız için, yani Agile çalışan ekipler birbirine genelde çok yakın çalıştıkları ve sürekli iletişimli oldukları için mutlaka onu gözlemleyen ve sizin objektif davranmadığınızı, sürekli bazı şeylere direnç gösterdiğinizi düşünen birileri mutlaka oluyordur. Ya yani oluyor hatta. Ya yani sonuçta her şey datayla konuşmak gerekiyor. Aynen. Ama datayı da yani iyi bakmak gerekiyor. Evet. Başka soru sorun var mı? Teşekkür ederiz.